Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim. Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta falan değilim. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. 7 yıl Cumhurbaşkanlığı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. O da gündeme gelebilir. Ben bunu garipsemem. Yaptığım son değerlendirmeler, bütün bu araştırmalar neticesinde bir ismi ortaya çıkarmıştır. O da değerli, bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşim. 7 yıl süreyle üstlenmiş olduğum Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a devretmekten büyük bir şeref duyuyorum. Dorime, interimo ad appare dorime. Amen. Açın kapı pencereyi, ardından da açın kombileri, sonuna kadar yakın kombileri. Açın kombileri, açın. Neden? Doğal gaz bulmuş. Yaz ayıdır, hava sıcaktır, umrumuzda değil. Ya Abdurrahman, tamam açsınlar bu millet kombileri açsın da bu arada yalnız kıçını açık bırakmasın. Neden? Kıçını açık bırakırsa sevgili Abdurrahman, göt ishali ağız ishaline benzemez. Çok fena olurlar, benden söylemesi yani. Yakın kombileri. Zihnen ölmüş. Amen o imene, amen o. Allah fırsat vermez. Eve geldiği zaman bizim yapacağımız ilk şey tekrardan okullarımızda sabahleyin koyun gibi dizilmek olacak. İşte evlatlarım, ananızı yastıkla öldürüp sizi öksüz bırakan namussuz budur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da aynı açıklamayı yaptınız. Ayrıca ikinci sorumda... Dur geçme. Serbest bırakılsın diye bir cümlemi bana getir. Burada siyaseti bırakıyorum. Söz. Söylediniz ama... Burada bırakıyorum. Bak yazıyorum bak. Bir dakika bak. Bak bir şey söyleyeceğim İlayda. Siyaseti bırakıyorum, imzaladım. Selahattin Demirtaş'a gitme. Yok kardeşim benim. Gideceğim. Hatta dedim. Yani serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi nasıl yapıyorsa o da yapsın. Ne var bunda ya? Ne var bunda ya? Ziyoda ziyo, ziyo, ziyoda ziyo. Ulan kalay çekiyorsun da bana haber vermiyorsun. Ziyoda ziyo, ziyo. İstiyoruz ki vatandaş bu tüpünü alsın ve evinde çorbasını pişirsin. Ama bu tüp fiyatları düşmediği süre içerisinde vatandaş çorbasını dahi...